Zor zamanlarda ayakta kalabilmek, gelişmeyi sürdürebilmek için enerjimizin açık, temiz, berrak ve akışkan kalmasına ihtiyacımız var. Bunu nasıl yaptığımız tamamen sizin durumunuza, içsel kapasitenize ve karakterinize bağlı. İşte size bu durumlarla başa çıkabilmeniz için 12 basit öneriden bahsedeceğim. Birinci önerimiz. Fiziksel aktiviteler yapın, bol bol. Hiçbir şey enerjinizi fiziksel aktivite gibi akışkanlaştıramaz. Bu aktiviteler size nefes almak kadar basit olabilir. Paniklemek üzere olduğunuz kim bilir kaç kez derin nefes almanız sayesinde rahatlamışsınızdır. Ya da paniklediğiniz anda size kim bilir kaç defa derin nefes al demiştir. Zira fiziksel aktiviteyle beraber derin nefes alma sayımız artar. Bu aldığımız derin nefesler de bizi ciddi anlamda rahatlatır ve zor zamanlarda ayakta daha rahat kalabiliriz. Özellikle yürümek, enerji akışını yenilemek için en harika bir yoldur. Tavsiye ediyorum ki açıkçası ben her gün en az 10 bin adım atıyorum, sizlere tavsiye ediyorum. İkincisi, korkularınıza yenik düşmeyin. Korkularınızın üstüne gidin. Adeta korkularınızla arkadaş olun, korkularınızla dost olun. Yani enerjik olabilmeniz için yapmanız gereken her şey, en doğru şey sıkıntılarınızla yüzleşmek. Yani korku yüklü enerjiyi kabul etmek olmamalıdır. Bunun için tabii ki cesaret gereklidir ama korkuyla yüzleştiğiniz takdirde inanılmaz derecede güçleneceksiniz. İçinizdeki tüm sıkıntılardan kurtulacaksınız. Üçüncüsü, suçlayıcı olmayın. Yani çevrenizdeki hiç kimse sizin içinizde bulunduğunuz şartların sorumlusu, müsebbibi değildir. Hayatınızdaki sıkıntılarla ilgili bir müsebbip arıyorsanız o bilin ki sizsiniz. Ne yapacaksınız? Kendinizi sorgulamaya başlayacaksınız. Nerede, nasıl hata yaptınız? Hata yapmak, başarısız olmak harika bir durum. Ne mutlu ki hata yapmışsın. Çünkü hata yapmak bir işi %75 oranında başarmak demektir. Ne yapacaksın? Nerede hata yaptın? Bir kere daha gözden geçirecektin ve o hatayı yapmayarak bir sonraki denemende %100 başarılı olacağına garanti veriyorum ben. Efendim, bir başkası, dördüncüsü, olumlu bakış açınızı korumaktır. Yani sonunda ölüm yoksa, eğer ölmemişsen, eğer yaşıyorsan, zor durumlarda ayakta kalmanın en enerjik yollarından bir tanesi de bakış açınızı olumlu yönde değiştirmektir. Yani her şeyin iyi tarafını, güzel tarafını, hoş tarafına bakmak ve buna göre olayları yeniden şekillendirerek yeniden davranmaktır. Olumsuz taraflara düşündükçe tabiri caizse felaket balonunu şişirdikçe şişirirsiniz ve bu balon sizin yüreğinize patlar, beyninize patlar ki bu sizin sağlığınız için son derece zararlıdır efendim. Efendim, tabii olumsuz düşüncelerden kurtulmak için bunun zıttı olan, ki beşinci maddeyi açıklıyorum, pozitif düşünceler üretmek. Yani her kötü şartlar altında bile beynimizi olumlu anlamda telkin ederek nasıl kurtulabileceğimizin muhasebesini yapmak bir çıkış yolları aradığımız takdirde zor şartlarda yine ayakta durabilmemiz mümkün olacaktır. Efendim, altıncı olarak sizlere bağlantılarımızı koparmamalıyız. Yani insan sosyal bir varlıktır. Tek başına hiçbir zaman ayakta duramaz. Zor şartlar altında bile illaki dostumuz, arkadaşımız, samimiyet kurduğumuz birileri vardır. Bunlarla derdimizi paylaşmaktan, sıkıntımızı paylaşmaktan kaçınmamalıyız. Akıl akıldan üstündür. Dolayısıyla dertlerimizi paylaşarak herkesin, tabii ki herkese de açılmaz, yani samimiyetine inandığımız kişilerden tavsiye, görüş almak için ayıpsamayalım, garipsemeyelim. Olduğu gibi yüreklilikle, samimi bir şekilde derdimizi paylaşarak özellikle düşüncelerine, görüşlerine, tecrübesine inandığımız kişilerle beraber
bu sorunu çok daha rahat çözebiliriz ve zor şartlarda biz de hayatta kalabiliriz. İkincisi, şey bir başkası efendim, yedincisi daha doğrusu, ayakta kalmak için zor durumlarda tavsiyem sizlere, cömertlik. Yani bu ister zamanınızı verin birilerine, ister enerjinizi verin, ister paranızı verin, ister kalplerinizi, zihinlerinizi açın. Yani cömert olun. Hani bir önceki maddede dedik ya, zor durumda ayakta kalmak için dostlarınızdan, arkadaşlarınızdan yardım alın. Eşi zor duruma kapılmadan önce cömert davranın ki sizin de zor durumda yardımınıza koşacak birileri bulunsun. Siz cömert davranmazsanız şu an kimse size zor durumdayken yardım etmez. Yani ne ekersen onu biçersin meselesini bir kere daha sizlere hatırlatıyorum. Sekizinci olarak efendim şükretmek. Yani içinde bulunduğumuz durumlara, şartlara şükretmeyi bileceğiz. Elbette bizden çok daha iyi olanlar, çok daha zengin olanlar, çok daha iyi şartlarda yaşayanlar mutlaka vardır. Şunlara, onlara baktığımız zaman her gün ruhumuzu kaybederiz, moralimizi, psikolojimizi kaybederiz. Bunun yerine elimizdeki imkanlarla canımız sağ ise, yaşıyorsak, bir derdimiz, bir hastalığımız yok ise maddiyat gelir geçer. Bugün olmaz, yarın olur, yarın olmaz, bugün olur. Dolayısıyla sürekli bizden üstümüzdekilere değil maddi anlamda ya da mevki makam anlamında bizim altımızdakilere bakarak onların durumlarından örnekler çıkararak kendi içinde bulunduğumuz duruma da şükretmemiz gerektiğini sizlere bir kere daha hatırlatıyorum. Efendim dokuzuncu olarak minnet duymak. Öyle ki yaşadığımız zaman mücadele gerektiriyor ama aynı zamanda yaratıcılığa, yeni doğumlara, yeni sancılara, yeni potansiyellere, yeni olasılıklara açık bir zamandır. Yani zamanı yaşayabiliyorsak ve buna enerjimiz varsa bunun için de minnet duymalıyız zamana. Onuncu olarak efendim zor durumda ayakta kalmanın yollarından bir tanesi de bağımsızlığımızı korumaktır. Dolayısıyla bu yalnızca bizim hayata katabileceğimiz eşsiz bir kaynaktır bağımsızlık. Bağımsızlığımızı korursak içsel bütünselliğimizi akort edebiliriz, kimliğimizi onurlandırabiliriz. Hatta birlikte oluşturduğumuz bağlantılarımızı da, büyük mücadelelerle geldiğimiz sıkıntılarımızı da her türlü yaşayabiliriz en iyi şekilde. Yeter ki bağımsız olalım. Ama bağımsızlığımızı koruyamazsak, duygusal anlamda, düşüncesel anlamda, kendi özgünlüğümüzü yaratamazsak ne olacaktır? Sürekli birilerinin fikirleriyle, birilerinin duygusuyla yaşamak zorunda kalırız ki bu da bize ciddi anlamda psikolojik çöküntüye yol açacaktır. Bunun yerine kendi özgün düşüncelerimizle hareket etmeyi öğrenmeliyiz her zaman için. 11. olarak efendim hayatta kalmanın sırlarından bir tanesi de sevgi dolu, sevecen olun. Yani sevgi gerçekten de insanı insana yaklaştırır. Hele de kendini sevmek, başkalarını sevmek, bulunduğu yeri sevmek, yaptığı işi sevmek, doğayı sevmek, hayatı sevmek, dünyayı sevmek. Yani bunlar çok önemli erdemlerdir. Kendini sevmezsen, en yakın arkadaşını sevmezsen, işini sevmezsen seni kim sevecek? Dolayısıyla bu nedenle yani sevdiğimizi alamamış olabiliriz. Aldığımızla mutlu olmayı bilelim. Dolayısıyla sevecenliği içimizden eksik etmeyelim. Yine aynı şekilde efendim son olarak yani zor durumda ayakta kalmanın sırları olarak Yüce Mevla'yı aklımızdan çıkarmayalım. Yani bizi yaradan odur. Bize bu gücü, bu ayakta durma gücünü, nefes alma gücünü, konuşma gücünü veren odur. Dolayısıyla bizim her türlü sıkıntılarımızdan, kaygılarımızdan arındıracak olan da, bize yardım elini uzatacak olan da o ilahi güçtür. Dolayısıyla bu güce teslimiyetimizi ve dualarımızı eksik etmeyelim. En büyük yardım ondan gelecektir. Evet, teşekkür ediyorum ilginiz için. Kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle diyorum. Allah'a ısmarladık.